Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü dersimiz matematik. Konumuz ise paralarımız. Bugünkü dersimizde kağıt ve madeni paralarımızı öğreneceğiz. Evet sevgili çocuklar. Karşılığında mal ya da hizmet aldığımız değişim aracına para denir. Parayı bundan tam 2700 yıl önce Lidyalılar bulmuşlar ve kullanmışlardır. Her ülkenin bir para birimi vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin para birimi ise Türk Lirası'dır. Türk Lirası kısaca TL harfleriyle gösterilir. Simgesi ise aşağıdaki gibidir. Türk Lirası'nın basımı Merkez Bankası tarafından yapılır. Paralarımızı kağıt paralar ve madeni paralar olarak ikiye ayırabiliriz. Merkez Bankası tarafından basılan kağıt paralara banknot denir. Kağıt paraların değeri genelde büyüktür. 200 Türk lirası en büyük kağıt paramızdır. En küçük kağıt paramız 5 Türk lirasıdır. Madeni paralarımızın en büyüğü ise 1 Türk lirasıdır. Kağıt paralarımızı daha yakından inceleyelim. 200 Türk lirası, 100 Türk lirası, 50 Türk lirası, 20 Türk lirası, 10 Türk lirası ve 5 Türk lirası kağıt paralarımızdır. Kağıt paralarımızdan en büyüğü 200 Türk lirasıdır. En küçüğü ise 5 Türk lirasıdır. İki tane 100 Türk lirası 200 Türk lirasına eşittir. Veya 4 tane 50 Türk lirasının toplamı da yine 200 Türk lirası eder. İki tane 50 Türk lirası veya 5 tane 20 Türk lirası ya da 10 adet 10 Türk lirasının toplamı 100 Türk lirasına eşittir. Beş tane 10 Türk lirasının toplamı 50 Türk lirasıdır. İki tane 10 Türk lirasının toplamı ise 20 Türk lirasına eşittir. Dört adet 5 Türk lirasının toplamı da 20 Türk lirasına eşittir. İki adet 5 Türk lirası ise 10 Türk lirası eder. Evet, şimdi madeni paralarımızı tanıyalım. Kağıt paralara göre değeri daha küçük olan ve metalden yapılan paralara madeni para denir. Kuruş, liradan küçüktür ve KR harfleriyle gösterilir. Ekranımızda gördüğünüz gibi madeni paralarımız 1 Türk lirası, 50 kuruş, 25 kuruş, 10 kuruş, 5 kuruş ve 1 kuruştan oluşmaktadır. Madeni paralarımızdan en büyüğü 1 Türk lirası, en küçüğü ise 1 kuruştur. Çocuklar, 1 Türk lirası 100 kuruşa eşittir. Yani 100 kuruş 1 Türk lirasıdır. İki adet 50 kuruş veya 4 adet 25 kuruş veya 10 adet 10 kuruş 1 Türk lirasına eşittir. Toplamları 100 kuruştur. Yirmi adet 5 kuruşun toplamı da yine 100 kuruş olacağından 1 liraya eşittir. İki adet 25 kuruş veya 5 adet 10 kuruş ya da 10 adet 5 kuruşun toplamı da 50 kuruşa eşittir.
2 adet 10 kuruş ve 1 adet 5 kuruşun toplamı 25 kuruş olur. 2 adet 5 kuruşun toplamı da 10 kuruştur. 5 adet 1 kuruşun toplamı da 5 kuruşa eşittir. Evet sevgili çocuklar. Bu bölümde sorularımızı birlikte cevaplayalım. Aşağıdaki paralarımızdan hangisinin değeri daha büyüktür? Buradaki paralarımızdan A şıkkındaki 50 Türk lirasının değeri daha büyüktür. Aşağıdaki madeni paralarımızdan en küçüğü hangisidir? Evet, doğru cevabımız C şıkkıdır. Elif marketten bir sakız almak istiyor. Cebinden aşağıdaki paraları çıkarıyor. Elif'in cebindeki paraların toplamı kaç kuruş eder? Elif'in cebinden 1 adet 50 kuruş, 1 adet 25 kuruş ve 1 adet 10 kuruş çıkmıştır. Bu paraların toplamı 85 kuruştur. Ahmet'in cebinde 1 tane 50 kuruş, 3 tane 10 kuruşu vardır. Ahmet'in cebindeki paraların 1 Türk lirası olması için kaç kuruşa daha ihtiyacı vardır? Ahmet'in cebindeki paraların toplamı 80 kuruştur. 1 Türk lirası 100 kuruş olduğu için Ahmet'in 20 kuruşa daha ihtiyacı vardır. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Arda'nın 100 Türk lirası vardır. Burak'ın kaç tane 10 Türk lirası olursa ikisinin paraları eşit olur? Evet çocuklar, 10 adet 10 Türk lirası 100 Türk lirasına eşittir. Eda'nın kumbarasından çıkan paralar görselde verilmiştir. Buna göre Eda'nın kaç lirası vardır? Eda'nın kumbarasından 1 adet 5 Türk lirası, 3 adet 1 Türk lirası, 2 adet 50 kuruş ve 4 adet 25 kuruş çıkmıştır. Sizin de bildiğiniz gibi bu paraların toplamı 10 Türk lirasıdır. Evet çocuklar, dersimizin sonuna geldik. Sevgiyle kalın. Sağlıkla kalın ve hoşça kalın.